Herkese merhaba, çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Airfry'de karışık kızartma tarifi paylaşacağım. Airfry ile ilgili yemek tariflerini merak ediyorsanız, ilginiz varsa bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem az yağlı hem de çok lezzetli. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz yemeklerin yanına aperatif olarak yapabileceğiniz bu karışık kızartma tarifini mutlaka deneyin ve kaydedin. Tarifim için havuç, patates ve biber kullanacağım. Öncelikle tüm sebzeleri yıkayalım, temizleyelim. Daha sonra havucun kabuklarını soyalım. Aynı şekilde patateslerin de kabuklarını soyalım. Biberleri de ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartalım ve tüm sebzeleri tekrardan yıkayalım. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Patates, havuç ve biberi küp küp doğruyorum. Sebzelerimiz hazır. Patates ve havucu önden biraz kızartacağım. Daha sonra biberleri üzerine koyacağım. Patates ve havucun üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. Elimle birkaç tur karıştırarak yağın sebzelerle özleşmesini sağlıyorum. Ve daha sonra sebzeleri airfryer'ın haznesine yerleştiriyorum. 200 derecede 20 dakikayı ayarlıyorum. 10 dakika olunca üzerine yeşil biberleri koyacağım Yeşil biberleri de ekstra yağ koymuyorum patates havucu karıştırdım kaseye aktarıyorum oradaki yağ ile özleştiriyorum ve 10 dakika kadar pişirdim patates ve havuç yarı pişmiş durumda yani pişmeye yakın Üzerine yeşil biberleri ekliyorum ve bir 10 dakika daha pişiriyorum Airfryde karışık sebze kızartmamın servisi hazır. Şimdi bu aşamada üzerine tuz koyuyorum ve tekrardan özleştiriyorum. Airfryer'da kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken içerisinde hangi ürün olursa olsun yani patates, havuç, fark etmez neyi kızartıyorsanız bir pişirme süresinin en az yarı kadar kısmına gelip piştiğinde mesela biz bu tarifte 20 dakika pişirdik ve 10. dakikasında mutlaka bir alt üst yapın. Sepeti birkaç tur çalkalayın. İçerisindeki ürünlerin güzel ve eşit kızarması için bu çok önemli bir püf noktası. Mutlaka buna dikkat edin, özen gösterin. Karışık kızartmamız servise hazır. Dediğim gibi isterseniz kahvaltılık, isterseniz yemeklerin yanında aperatif olarak yapabileceğiniz veya tek başına bir öğün olarak bile tüketebileceğiniz harika, çok hafif bir karışık kızartma tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer başka sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Tarif listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.